Merhabalar dostlarım. Bugünkü videomuzda JQuery'den bahsedeceğiz. TradingView'da biraz analizini yapacağız. Zaten geçmiş analizlerimiz şu anda baya bir aşağısına düşmüş durumda. Oralardan biraz incelemelerimizi yapacağız. Şu anki durumu hangi yolu gösteriyor bizlere? Biraz bunları inceleyeceğiz. Piyasa çok sert bir düşüşte. Çoğu kripto para kırmızıları yakmış durumda. Bunların hepimiz görüyoruz dostum. O yüzden kanalım uzun vade yatırımcılarına hitap etmektedir dostlarım. Burada koyacağım Instagram adresimden bana istediğiniz her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ve kanala abone olup bildirim zillerini açarsanız da bu tarz potansiyeli yüksek kripto para birimlerinden ve çeşitli fırsatlardan erkenden haberdar olabilirsiniz. Şimdi bir piyasayı analiz edip sonra da JQuery'ımızı TradingView'dan analizini yapalım. Gördüğünüz gibi dostlarım çoğu kripto para şiddetli bir şekilde düşüşte. Hepsi kırmızıları yakmış durumda. Ve sizlere şöyle söyleyebilirim ki ihtiyacımız olan bir şey mesela sürekli herkesin kullandığı bir şey olarak örnek verecek olursam şu anda elimde bir sigara paketi var mesela. Bu sigara paketi şu anda 26 TL. Bu sigara paketi eğer 17 liraya düşse 17 liradan bunu herkes paket paket alır, tekrar zamlanacağı zaman birazcık daha fazla kar elde etsin diye. Yani bu piyasanın şu anki düşüşünden ise herkes şu anda şikayetçi durumda. Tabii ki bunu herkesi anlayabiliyorum. Siz değerli yatırımcıların 50 lira bile olsa bir yatırımdır bu ve bu de siz değerli yatırımcıların şunu bilmesi gerekiyor. Dostlarım, şu anda kripto paraların ucuzladığı döneme giriyoruz aslında. Yani boğa sezonunun asıl amacı benim düşüncem de bu. Kripto paralar şu anda ucuzluyor ve kar elde edebilmemiz için bu kripto paraların elimizde bulundurduğumuz veya projesine güvenip yatırım yaptığımız kripto paraları düşükten toplayıp ve sonrasında uzun vadeler boyunca bu şekilde düşüşünü yakalayıp yüksekten satıp eklemeler yapılarak ilerlemektir. Bu şekilde kademeli satışlarla, kademeli alışlarla zaten kar elde etmiş oluyoruz. Bu yüzden sizlere tavsiyem budur. Bu düşüşleri aslında bizler için kripto paraların ucuzladığını ve yatırım olarak aslında eklemeler yapabileceğimizi ve daha fazla kazanabileceğimizin işaretidir. Bunları değerlendirmenizi öneriyorum. Ve sizlere kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendi görüşlerim ki ben de bu şekilde uygulamaktayım. Bu konuyu yorumlar kısmında tartışabiliriz. Şimdi ise JQuery'ı inceleyelim. Evet arkadaşlar, JQuery'da da şu anda şiddetli bir düşüş var. Gördüğünüz gibi ben piyasalarına bakmıştım. Az önce videoya geçmeden önce JQuery'da da şiddetli bir düşüş var. Bunu zaten birazdan grafik analizinde göreceğiz. Gördüğünüz gibi son bir ayda yükselişini görmüşüz ama son 24 saatte şiddetli bir düşüş var. TradingView'dan grafik analizine bakacak olursak gördüğünüz gibi benim en son çizdiğim şekillerde bile şu anda dip seviyeyi görmüş durumda. Peki bunun nereye kadar gidebileceğini görebiliriz. Arkadaşlar bu eğer bir düzeltme gelmezse görebileceğimiz seviyeler en düşük 15 sent seviyelerine kadar düşüşümüz gerçekleşebilir. Ve eğer ki 28 sentlerin üzerinde bir kapatma yaşarsak da gördüğünüz gibi yükselişimiz 32 sentlere kadar gerçekleşecektir. Şu anda bir düşüş trendinin içerisinde, kısa vadeli bir düşüş trendinin içerisinde JQuery ve bu düşüş trendini daha devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Bitcoin'in manipülasyonları hala daha devam etmekte. Bitcoin şu anda çok sert düşüşlerde. İnsanların beklemediği şekilde bir düşüşler gerçekleşiyor şu anda. Şu anda çoğu kripto para birimi içerisinde bir düşüş trendi var ve bu düşüş trendlerinin tamamlamaları gerekiyor ve bizim eğer ki bu düşüş trendi hala daha devam edecekse görebileceğimiz seviyeler ise 15 sent seviyeleridir dostlarım. Bu yüzden 28 sentin direnç noktasının üzerinde bir kapatma yapmamız gerekiyor. Sonrasında ise bizim bekleyecek seviyeler 32 sent seviyeleridir. Yani sizlere bahsedeceklerim aslında bu kadardı. Genel bir konuşma yapmak istedim. Yani bu düşüşlerin hepsini biz alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Çünkü düşüşler bizim için önemlidir. Aslında yatırım yaptığımız para biriminin ucuzladığının göstergesidir dostlarım. Bunları hepinizin dikkatli bir şekilde araştırmanızı ve bunu yorumlar kısmında değerlendirmenizi bekliyorum. Bildiğiniz üzere DeFi Chain'de ben de çalışmaktayım. Yani DeFi Chain aslında şu anda pek fazla etkilenmiş durumda değil. DeFi Chain şu anda bu düşüşlere biraz daha fazla direnç gösteren kripto para birimleri arasında. Bu düşüşe sert tepki verebilir. Neden? Çünkü Bitcoin'in üzerine inşa edilmiş bir kripto para birimi. Yani Bitcoin'in yükselmesi aslında bizim için önemli. Çünkü piyasayı şiddetli bir şekilde manipüle ediyor Bitcoin. O yüzden DeFi Chain'in detaylı bir şekilde birçok videoda inceledim ve kendim de DeFi Chain'de çalıştığım için sizlere bu kripto para birimini sürekli tanıtmaktayım. Yatırım tavsiyesi vermiyorum ama uzun vadede elimizde tutabileceğimiz bir kripto para birimi. Zaten çoğu kişi araştırmalarını yapıp yatırım yapmış durumda.
Çünkü DeFi Chain Telegram Türkiye grubunda sürekli aktifim ve bakıyorum. Orada birçok kişi benim kanalımdan geldiğini görüyorum. Sizler de bu DeFi Chain'i detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Dediğim gibi dostlarım, videonun başında da bahsettiğim gibi aslında bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Bizim yatırım yaptığımız kripto para birimlerinin ucuzladığının göstergesidir. Videomuz bu kadardı. İstediğiniz soruları videonun başında da bahsettiğim gibi Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize bol bol kazançlar.